İlk söz Erzurum'un ve ilçelerinin yaz aylarında turizme katkıları hakkında söz isteyen Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e aittir. Buyurunuz Sayın Aydemir. Değerli Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Değerli Başkanım, çok değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, her vesile, her fırsatta altını çizdiğimiz bir husus var. Diyoruz ki, vatanımızın her zerresi, her karışı mübarektir, bereketlidir, güzeldir. Dolayısıyla fırsatı olan, imkanı olan gezsin, görsün, yaşasın ve yaşatsın. Buna vurgu yapıyorum. Ve Erzurum'a dönük bir kanaat var, yerleşik bir kanaat var. Erzurum kış turizm merkezidir. Evet, doğrudur, bu böyledir. Ancak sadece kış turizm merkezi değildir arkadaşlar. Erzurum yaz aylarında da gezilecek, görülecek muhteşemlikte, nefasette bir ildir. Dolayısıyla buna ilişkin bir takım kayıtlar düşmek istiyorum. Arkadaşlar, 40 kilometrelik eşi emsali görülmemiş kayak pistlerimiz var. Ve dünyanın dimağına Erzurum'u bu yönüyle rapt etmişiz, kaydetmişiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Erzurum'u hakikaten kış turizm merkezi yaptı. 1 milyarlık yatırımlarla, efendim, sportif tesislerle donattı. Başkanım, Mahmut Bey'in bir talebi var. Değerli arkadaşlar, evet, lütfen. Yoksa süre baştan başlatmak durumunda kalacağım. Buyurunuz Sayın Aydemir, siz devam edin efendim. Zaten süre bitti yani. Efendim, yazın bu aylarda, hele özellikle Temmuz'da ve Ağustos'ta gece ve gündüz sıcaklık farkından kaynaklı bir başka nefis hal yaşanıyor Erzurum'da. Gece yorgana sarılıp yatılmanın lezzetini ancak Erzurum'da yaşarsınız. Dolayısıyla arkadaşlar, yazın Erzurum'u tatil merkezi olarak, Erzurum'u ziyaret merkezi olarak vurguluyorum ve hepinizi davet ediyorum. Lütfen Erzurum'a bu yönüyle de bakın diyorum ben. Erzurum'un başka hususiyetleri var. Tarihi süreç içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nimetler var. Bunlardan bir tanesi, Erzurum Saltuklu'nun başkenti olmuştur. Türk tarihinde eşi emsali az görülür bir pozisyon almıştır. Birinci bu. İkincisi, Mekke ile aynı meridyeni paylaşıyoruz. Bu da bir başka nimettir. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Bir başka hususiyetimiz, Horasan'ı hepiniz bilirsiniz, Ahmet Yesevi Hazretlerinin közünün ulaştığı mekanlardır Erzurum. Zerre zerre, nokta nokta Yesevi Hazretleri damgasını vurmuştur. Aziziye, Mecidiye, Hamidiye türbeleri ve daha onlarcası ziyaretçi bekliyor. Turistler yurt dışından çok sayıda gelip ziyaret ediyor. O nefaseti, o lezzeti hazmederek gidiyorlar arkadaşlar. Eskiden kar külfeti ifade ediyordu. Hakikaten öyle ama sonradan nimete evrildi. Kış turizminden dolayı, efendim, kayaktan dolayı. Şimdi de yazın Büyükşehir Belediye'mizin yaptırmış olduğu yüksek irtifa merkezinden dolayı, o yüksek irtifadan istifade maksatlı çok sayıda futbol kulübü, spor kulübü Erzurum'dan gelip faydalanıyorlar. Bu da bir başka nimete evrildi. Yani yüksek rakım eskiden hastalık getirirdi derlerdi. Oysa tam tersi bir hal oluştu. Bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'a şükranımız var, minnetimiz var. Ben tabii süre bitiyor ama değerli başkanım, bunun önemli bir kısmı o arada gitti. Dolayısıyla tamam, sizden istirhamım ilave tamam, süre istiyorum ben. Bakın arkadaşlar, bu yüksek irtifadan istifade eden kaç tane ülke olmuş? Ne için istifade etmiş? Özellikle burada saymak istiyorum. Türkiye, Macaristan, Ukrayna, Hollanda, İtalya, Almanya geçtiğimiz yıl 2019'da
yüzme milli takımlarını Erzurum'da kampa aldılar. Yüksek irtifadan istifade maksatlı yaptılar. Dolayısıyla böyle bir nimetimiz var. Tabii buna mümasil, buna eşdeğer inanç turizmi var, tarih turizmi var, kültür turizmi var. Turizmin envai türü var. Daha önce denize uzaktık biz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın katkısıyla, efendim, özel yönelmesiyle Ovid Tüneli sayesinde denizle mesafemiz de 2 saate düştü. Dolayısıyla... Buyurun efendim. Buyurun. Evet başkanım, teşekkür ediyorum. Denizden istifade etmek istiyorum diyenler de Erzurum'a gelirse o nimet de onların emrinde olur. Dolayısıyla oraya da bekliyoruz. İlçe ilçe arkadaşlar, sadece Erzurum merkezi değil, her ilçemizde görülecek, tadılacak lezzetler var. Tarihi eserlerimiz var. Mesela Pasinler. Pasinler sadece İbrahim Hakkı'yla değil, Pasinler Savaşı'nın yapıldığı, Bizans'a karşı ilk zaferimizin efendim kazanıldığı mahaldir. Orayı mutlaka görmek lazım. Yani bu millete mensubiyet duyan herkesin oraya bir yönünü tevcih etmesi lazım. Bunun için bekliyoruz. Dahasını söyleyeyim. İsmail Hami Danışment çok hususi bir not düşüyor ve diyor ki Osman Gazi Erzurum Pasinler doğumludur diyor. Dolayısıyla Osman Gazi bizim hemşerimiz, Erzurumlu. Yani Osmanlı'nın banisi, kurucusu. Böyle de bir özelliğimiz var. Köprüköy ilçemiz var. Envai türden dertlere deva çermiklerimiz var. Mutlaka bekleriz. Ve Horasan, az önce söyledim, Yesevi ahfadının mukim olduğu mekanlar. Buyursunlar efendim. Tamamlıyorum. Başkanım, çok çok teşekkür ediyorum. Tekman zirveleri ifade ediyor. Karayazı, Anadolu irfanının açığa çıktığı söylemez baba gibi bir mübareği bağrında besliyor. Karaçoban hakeza latif coğrafyasıyla hakikaten yönelenleri büyülüyor ve Hınıs, dört bir yanı turizm mekanı. Seyit Ali Türbesi'nden tutun uzunluğuyla turistleri cezbeden kanyonlarına, Akkoyunlu Uzun Hasan'ın amcası Şah Şapur tarafından yaptırılan Hınıs Kalesi'ne varıncaya kadar her yönüyle hakikaten parmak ısırtan bir görüntüye sahip. Yayla turizminde çat öne çıkıyor. Efendim, gene bizim Tortum, İspir, Pazar yolu, Oltu, Olur, Narman, Şenkaya, Çoruh Vadisi'nde olmalarından dolayı kanyonlarından istifade edilebilecek mekanlardır. Buralara da yönelilmesini bekliyorum insanlarımızın. Ve Aşkale. Aşkale'yi de not düşeceğim. İnşallah vaktim yetecektir. Efendim, Aşkale'nin Kandilli muhitinde, bizim kardeşim de burada, Yaşar Bey de oralıdır. Tek o... Selamlayalım. Selamlayalım. Şunu özellikle söyleyeyim. Başkanımın hoşgörüsüne çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, başta söyledim. Ülkemizin her yanı mübarek, her yanı lezzet ifade ediyor. Her tarafa gidelim, gelelim. Ama Erzurum için hususen burada bütün milletvekili kardeşlerimi bekliyorum. Dahası sizler şahsında milletimizi, aziz Türk milletini, Erzurum'u ziyarete bekliyorum. Hepinize cağ kebabı ikram etmeyi de burada taahhüt ediyorum Mahmut Bey. Çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun.